Bildiğiniz gibi amonyak zayıf bir baz. Amonyakla su tepkimeye girerse su Brownsut Lowry asidi gibi davranacaktır. Yani su amonya bir proton verecek. Amonyak da bu protonu kabul edecek. Bu durumda amonyak Brownsut Lowry gibi bazı gibi davranacak. Azotun üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alarak bu elektronları oksijenin üzerinde bırakacak. Diğer yandan amonya bir proton eklerseniz elde edeceğiniz şey amonyum olacak. Amonyum iyonu yani NH4 artı. Şimdi elektronların nerede olduğunu göstermeyi deneyelim. Azotun üzerindeki bu elektronlar yani buradaki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alarak burada gördüğünüz bağ oluşturuyorlar. Sonuç olarak NH4 artıyı oluşturuyoruz. Bu mavi elektronlar da oksijenin üzerinde kalıyor. Oksijenin üzerinde zaten iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Şimdi bir de bu mavi olanlar geldi. Bu yüzden de oksijenin formal yükü eksi 1 oldu. Sonuç olarak elde ettiğimiz şeyler amonyum iyonu NH4 artı ve hidroksit iyonu OH eksi. Amonyak bramsut lowry bazı gibi davrandıysa bu gördüğümüz onun eşlenik asidi olmalı. Yani amonyum amonyan eşlenik asidi. Su bramsut lowry asidi olduğuna göre buradaki hidroksit de onun eşlenik bazı olmalı. Aslında amonyak gibi spesifik bir örnek yapmak yerine herhangi bir bazla kullanabiliriz. O halde bazı B olarak gösterelim. Bu bazla su ile tepkimeye giriyoruz. Bu nedenle de sudan bir proton alacak ve BH artıyı oluşturacak. Sudan bir proton aldığımızda ise elde edeceğimiz şey OH eksi olacak. Bu tepkime dengeye geldiği zaman bir denge bağıntısı da yazabiliriz. Burada yazacağımız şey KB. Dikkat edelim KA değil, KB yazdık. Burada bir asitten değil de bir bazdan bahsettiğimiz için Kb yazıyoruz. Kb'yi bazların iyonlaşma sabiti olarak adlandırabiliriz. Hatta buraya da bu şekilde yazarsak hatırlamamız daha kolay olur. Yani buna bazlık sabiti de diyebiliriz. Bazlık sabiti. Denge bağıntısını yazarken hatırlayacağınız gibi ürünlerin derişimini paya, reaktantların derişiminde paydaya yazıyoruz. BH şartının derişimi çarpı oh eksi'nin derişimi bölü reaktantların derişiminin çarpımı suyu bu bağıntının dışına bıraktığımıza göre elimize kalan şey B'nin derişimi aslında KB'yi KA ile aynı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani KB'nin değeri ne kadar yüksekse baz o kadar kuvvetli demek oluyor. Çünkü ne kadar fazla ürünü oluşursa elimizde de o kadar kuvvetli bir baz olması gerekir, değil mi? Bu söylediklerimi de kısaca yazayım ki hatırlaması kolay olsun. Baz ne kadar kuvvetli ise Kb'nin değeri de o kadar yüksek olacaktır. Biraz da buradaki iki zayıf bazdan bahsedelim. Dersin başında amonyak hakkında konuşmuştuk. Şimdi de amonya anilinle karşılaştıracağız. NH3 olarak yazdığım şey amonyak. Amonyanın Kb değeri ise 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Anilinin yani C6H5NH2'nin Kb değeri ise 4,3 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bu değer amonyaktan daha düşük. Hatta anilin oldukça düşük bir Kb değerine sahip. Amonyağın Kb değeri daha yüksek olduğuna göre anilinden daha kuvvetli bir baz olmalı. Ama unutmayın aslında ikisi de zayıf baz amonyak için sadece anilinden daha kuvvetli olan bir zayıf baz diyebiliriz. Hatırlarsanız Ka hakkında konuşurken PKA hakkında da konuşmuştuk. Aslında burada da aynısını yapacağız. KB hakkında konuştuğumuzda PKB'den bahsetme zamanı. PKB, KB'nin 10 tabanına göre eksi logaritmasına eşit. Diyelim ki amonyak için bir PKB değeri bulmak istiyoruz. Tek yapmamız gereken bildiğimiz KB değerini bu eşitliğe yerleştirmek. PKB eşittir eksi logaritma 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Tabii ki bu işlemi hesap makinesiyle yapmamız gerekecek. Eksi logaritma 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Sonucumuz 4,74. Amonyumun PKB değeri 4,74. Buraya yazalım. Şimdi aynı hesaplamayı anilin içinde yapalım elde edeceğimiz sonuç 9,37 olacak. Bu iki zayıf bazı karşılaştırırken bildiğimiz bir şey vardı. Kb değeri büyük olduğu için amonyan anilinden daha kuvvetli bir baz olduğunu söylemiştik. Şimdi de görüyoruz ki daha kuvvetli olan bazın pkb değeri daha düşük. Yani tıpkı pka değeri gibi. Elimize bir amonyak çözeltisi olduğunu düşünelim ve bir hesaplama daha yapalım. Soruda 0,5 molarlık bir amonyak çözeltisinin pH'nin kaç olması gerektiğini bulmamız isteniyor. Demek ki elimizde suyun içinde amonyak var. Yani NH3 artı H2O. Amonyak sudan bir tane proton alacak. NH4 artıya dönüşecek. Suysa bir proton kaybettiği için OH- olacak. Soruyu çözmeye başlangıç derişimlerimizi yazarak başlayalım. Elimizde 0,5 molar amonyak var. O zaman buraya 0,5 molar yazıyoruz. Başlangıçta hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Ürünlerimizin derişimini 0 olarak kabul ediyoruz. Başka bir deyişle daha hiçbir şey olmamış. Amonyumun da hidroksitin de derişimi 0. Artık yaşanacak değişiklikten bahsedebiliriz. Amonyak NH3 NH4 artıya dönüştüğüne göre amonyan azalan derişimin oluşan amonyumun derişimiyle aynı olması gerekir. Bu derişimi x'e gösterebiliriz. Biraz önce de söylediğim gibi amonyan derişimi biraz azalıyorsa bu değişim amonyumun artan derişimine eşit olmalı. O zaman buraya artı x yazabiliriz. Aynı şey hidroksit için de geçerli olacak. O yüzden buraya da artı x yazabiliriz. Demek ki dengede amonyan ulaşacağı derişim 0. 5 eksi x olacak. Amonyumun ki x, hidroksit iyonun de x olacak. O zaman sırada denge bağıntısını yazmak var. Kb eşittir ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. Yani NH4 artının derişimi çarpı hidroksitin derişimi bölü amonyan derişimi. Hatırlayacağınız gibi suyu bu bağıntının dışında bırakmıştık. Buraya sadece amonyan derişimini yazıyoruz. Şimdi de bildiğimiz değerleri yerlerine yerleştirelim. Dengeye ulaştığımız zaman amonyumun derişimi x'ti. O zaman amonyumun derişiminin yerine x yazıyoruz. Sanırım aynı şeyi hidroksit içinde yazabiliriz. Hidroksitin de dengede ulaşacağı derişim x. Buraya yine bir x yazıyoruz. Amonyan dengedeki derişimi ise 0,5 eksi x. O zaman buraya 0,5 eksi x yazıyoruz. Tüm bu yazdıklarımız da amonyan bazlık sabitine eşit. İlk başta yaptığımız sabloya geri dönerek bazlık sabitimizin değerini bir hatırlayalım. Amonyan Kb değeri 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Bu değeri de bağıntıdaki yerine yerleştirelim ve hesabı yapmaya çalışalım. İlk yapacağımız şey yine x değerinin 0,5'ten çok daha küçük bir değer olduğunu kabul etmek. Bu şekilde işlem oldukça kolaylaşacak. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü böylece ikinci dereceden bir denklem çözmemize gerek kalmayacak. Eğer x'in 0,5'ten çok çok daha fazla küçük olduğunu söylüyorsak, 0,5 eksi x'in neredeyse 0,5 ile aynı olduğunu kabul edebiliriz. Buradaki x'i işlemin dışında bırakmış olduk. Elimizde olanları tekrar yazalım. 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir x kare bölü 0.5. Artık tek yapmamız gereken x'in değerini bulmak. X kare eşittir 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 0.5 yani x kare eşittir 9 çarpı 10 üzeri eksi 6. X'i bulmak için tek yapmamız gereken bu sayının karekökünü bulmak. O zaman hesap makinemizi alalım ve bu işlemi yapalım sonucumuz 0,003 çıktı. x eşittir 0,003. Bu kadar işlem yaptık ama x neydi hatırlıyor musunuz? Önce x'in ne olduğunu hatırlayalım. x aslında bir derişim değeridir diyebiliriz. Burada da göreceğiniz gibi hidroksit anyonlarının derişimi x'e eşit. Aslında bakarsanız soruda istenen pH'i bulmak için kullanacağımız sayı da bu. Yani x. Hidroksit anyonlarının derişimine eşit x'in birimi molar, onu da unutmayalım. Bizden istenense çözeltinin pH'ını bulmak. Bunun için önce pOH'ı bulabiliriz. Kullanabileceğimiz yollardan aklıma ilk gelen bu. pOH, hidroksit anyonlarının derişiminin eksi logaritmasına eşit. Yani 0,003'ün eksi logaritmasını alırsak çözeltinin pOH'ını bulabiliriz. Bu işlemi de hesap makinemizde yapalım. Eksi logaritma 0,003 2,52'ye eşit. Öyleyse pH eşittir 2,52 diye yazalım. Artık pH'i bulmak için yapmamız gereken şey bu sayıyı 14'ten çıkarmak. Çünkü bildiğiniz gibi pH artı pOH 14'ü veriyor. Sanırım bir önceki videoda bu sıfırları buraya koymayı unutmuş olabilirim. Aslında virgülden sonraki basamak sayısını da bilmemiz gerekiyor. Demek ki pH artı 2,52 eşittir 14. Virgül 0,0. Başka bir deyişle pH eşittir 14 eksi 252 ki bu da 11,48 ediyor. Bu kadar işlemden ve açıklamadan sonra nihayet amonyak çözeltimizin pH'ini bulduk ve sorumuzu çözmüş olduk.